Güzel bir burun nasıl olmalı? Her burun aslında güzel. Ben bir burnuna baktığım zaman o burnun çirkin diye bakmıyorum. Ancak görmek istediğimiz şu, bir kişide tercihen burnunu görmek istemiyoruz. Yani bunu altını çizerek bir kere daha söyleyeceğim. Biz insana baktığımızda aslında burnunu görmek istemeyiz. Biz kişinin gözlerini görmek isteriz. Kişinin kaşlarını görmek isteriz. Kişinin dudaklarını görmek isteriz. Gülümseyip gülümsemediğine bakmak isteriz. Beden dilini görmek isteriz. Ama bakışımız burnunda takılı kalmasın isteriz. İlginçtir. Çirkin dediğimiz burunlarda aslında estetikli burunlar kadar bir problem vardır. Bakışlarımız aslında burunda takılı. Şöyle bir düşünelim. Diyelim ki burunda koca bir kemer var. Ve bir bakıyoruz. Yani böyle bir kemer ki bazen belki bir tebessüm etmek istiyoruz ama edemiyoruz. Böyle içimizde tutuyoruz o tebessümü. Ya buruna bak falan gibi içimizden geçiriyoruz. İşte bu tür burunlar aslında çirkin. Tamam. Ama bu çirkinliği hepimiz kabul ediyoruz. Yine de doğal buluyoruz. Bence ondan daha çirkini, aşırı estetikli görünen, yani her anında saniye bile sürmeden sizin gördüğünüzde yolda yürürken kaldırımda karşıdan gelen belki bir saniyenin daha da alt bir zamanda gördüğünüz bir burnu anında fark etmeniz. İşte güzel bir burun böyle olmalı. Güzel bir burun görünmemeli. Kişinin yüzüne uygun, göz genişliğine uygun, yanak genişliğine uygun, alın alt yüz yüksekliğine uygun, karakterine uygun, cinsiyetine uygun. Yani o kişiye uygun bir burun olmalı.